Değerli izleyenler, tarımda bitki besleme ürünleri hiç şüphesiz oldukça önemli. İşte bu alanda da ülkemizde 30 yıldır faaliyet gösteren yerli firmalarımızdan Altın Tarım standındayız. Yanımızda da firmanın genel müdürü Levent Gergeç var. Şimdi Altın Tarım neler yapar, bu alanda nasıl hizmetler veriyor? Bunların cevabını Levent Bey'den alacağız. Levent Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle size hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Altın Tarım 31 yıllık bir firmamız. Türkiye'nin en eski gübre firmandan bir tanesi. Özellikle bitki besleme ve toprak ıslah ürünlerinde birçok yenilikleri Türkiye'ye getiren bir firmadır. Dolayısıyla sektöre birçok amin asitler gibi, damlama sulama gübreler gibi birçok yenilikleri ilk defa tanıtmıştır. Bu yönüyle yenilik getiren firma olarak biliniriz. Aşağı yukarı bir 8-9 yıl önce de kendi tesisimizi kurduk. Organize Sanayi Bölgesi'nde, Antalya'da. Burada ciddi bir üretim tesisimiz var. İyi bir laboratuvar altyapımız var. Burada birçok şeyleri analiz edecek seviyedeyiz. Çok yine gurur duyuyorum ülkemizden. Sağ olsunlar, devletimizden yatırım teşvikleri verdiler. Makinelerimizi aldık, başladık. Bunun yanında hem iç pazara hem ihracata ürünler üretiyoruz. Dolayısıyla Growth Türkiye'de bu yüzden katılmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Yurt dışından distriktörler bulmaktı. Birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Yine olmadığımız ülkelerinde distriktörleri burada görüşmeyi arzu ediyoruz. Birçok ülkeden katılımcı var. GrowTech'de iyi bir fuar oldu. Bu alanda çok etkili bir fuar. Kesinlikle. GrowTech artık dünya standartlarında, özellikle Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük fuarlarından bir tanesi oldu. Dolayısıyla iyi bir lokasyon. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Bu konuda da çok memnun ve mutluyuz böyle bir organizasyon olduğu için. Bakalım, inşallah herkese faydalı olur diye düşünüyorum. Çok güzel. Firmalarımızın böyle gerçekleştirilen fuarlardan memnuniyet duyması oldukça önemli. Ben şunu öğrenmek istiyorum aslında Levent Bey. Bitki besleme ürünleriyle bitki koruma ürünleri arasında nasıl bir fark var aslında? Biraz onu merak ediyorum. Şimdi tabii bitki koruma ürünleri sadece bitkileri hastalık ve zarardan korumak amacıyla kullanılan ürünlerdir. Yine bunlar da yine zira ilaç bayilerimiz tarafından satılıyor. Gübreler ise bitkiyi beslemek amacıyla kullanılan şeylerdir. Düşünün, işte insan sağlığı nasıl, sizler hasta zaman tabletler, şuruplar kullanıyorsanız veya onun gibi düşünün. Gübreler de yemek, yediğiniz yemek gibi düşünün. Ya onlar ikisi tamamıyla ayrı farklı, ayrı kurvarlar, ayrı faktörler. Ama şu da var. Nasıl iyi beslenen bir çocuk hastalıklara dayanıklı olursa, güçlü gürbüz bir çocuk. Bitkiler için de öyle. İyi beslenen bir bitki hastalıklardan daha az, zarardan daha az etkilenir. İyi bir besleme yaparsak bitkilere korumaya ihtiyaç duymayabilir. Şimdi tabii o iddialı bir laf olur. Şimdi şöyle, eğer bitkiyi beslenirse hastalık ve zararlar daha az görülür. Dediğim gibi çocuktan örnek vermiştim. Bir çocuk anne karnında ne kadar iyi beslenirse, daha sonra ne kadar iyi beslenirse ister istemez hastalıklara daha güçlü, dirençli olacaktır. İyi beslenmeyen bir insan, cılız olan zayıf bir çocuk nasıl hastalıklara kolay yakalanıyorsa, bitkiler de öyledir. Bu yüzden bitki besleme çok çok önemli. Ama bunun yanında bitki korumasız olmaz. Mutlaka bitki koruma ilaçlarının olmak zorunda. Peki bu yurt dışına yaptığınız çalışmalardan kısaca bahsettiniz. Daha çok hangi bölgelere ihracat yapıyorsunuz? Öncelikle tabii Irak, Suriye, Ürdün, Mısır, Vietnam, Çin, Pakistan, Romanya, Polonya, bu ülkelere ihracata başladık. Onun haricinde birkaç ülkede de şeylerimiz var, ruhsatlama çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bizim tabii bunlar gübre olduğu için hemen ihracat yapamıyorsunuz. Gönderdiğiniz ülkede ürünlerin ruhsatlandırılması gerekiyor. Ruhsatlama çalışmaları ülkeye göre 2 yıl, 3 yıl sürebiliyor. Bunlara ruhsat çalışmamız devam ediyor. Pekala, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.